Yahya Kemal Beyatlı. Asıl ismi Ahmet Agah'tır. 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. Çocukluk yılları Üsküp, Rakofça çiftliğinde geçti. Daha sonra bu durum şiirlerine de yansıdı. 1902'de İstanbul'a geldi. Bir süre sonra Fransa'ya gitti. 1913'te Darüşşafaka'da Edebiyat ve Tarih Öğretmenliği yaptı. Gençleri etrafına toplayarak Dergah adlı bir dergi kurdu. Büyükelçilik ve milletvekilliği görevlerinde bulundu. 1 Kasım 1958'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Ölümünden sonra eserleri toplanarak kitap halinde neşredildi. Şiirleri ise en çok bilinen haliyle Kendi Gök Kubbemiz ve Eski Şiirin Rüzgarı'yla okurlara sunuldu. Sabahattin Zaim 1926'da Üsküp'e bağlı İştip kasabasında doğdu. 1934'te Türkiye'ye hicret etti. 1947'de bugünkü adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olan Mülkiye'de İdari Şube bölümünden mezun oldu. 1947-1953 arasında kaymakamlık yaptı. 1953'te kaymakamlıktan istifa etti ve İstanbul Üniversitesi'nde asistanlığa başladı. Ömrünün sonuna kadar pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler üstlendi. Birçok şirkette üst ortak ve üst düzey yöneticilik yaptı. İstanbul Üniversitesi dışında ulusal ve uluslararası farklı üniversite, kurum ve sendikalarda akademisyenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 1997-1998 yıllarında Yükseköğretim Kurulu üyeliği yaptı. 2006 yılından sonra Makedonya Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde mütevelli heyeti üyesi olarak görevini sürdürdü. 2 Mayıs 2006'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü ve Madalyası takdim edildi. 7 Temmuz 2005'te doğduğu yer olan İştip'e 71 yıl sonra ziyaret gerçekleştirdi ve 10 Aralık 2007'de İstanbul'da vefat etti. Şentürk, 1941 yılında Kuzey Makedonya'nın Kumanova şehrinde dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk öğrenimini Makedonya'da tamamladı. 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ederek Kırklareli'ne yerleştikten sonra İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine yerleşti. Ekonomik zorluklardan dolayı 15 yaşından bu yana marangozluk, boksörlük, futbolculuk, hakemlik ve berberlik gibi birçok farklı meslekte çalıştı. 1974 yılında TRT Radyosu'nun Harbiye'de bulunan Mesut Cemil Stüdyosu'nda düzenlenen yarışmaya katıldı. Rumeli türküleriyle ünlü olan Arif Şentürk, sanat hayatı boyunca birçok albüm yaptı. 2018 sonunda bypass ameliyatı geçiren Arif Şentürk, operasyonun ardından sağlığına kavuşmuştur. Meşhur albümleri Kına Havası, Yemen, Rumeli Türküleri, Deryalar. Şevket Orado, şair ve gazeteci yazar. 1913'te Üsküp yakınlarındaki Radoviç'te dünyaya geldi. Vefa Lisesi'nde orta öğrenimine başlayan Şevket Rado, lise eğitimini Pertvenya Lisesi'nde tamamladı.
1933'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen Rado, Akşam Gazetesi'nde tekrar gazeteciliğe başladı ve burada tam 25 yıl muhabirlik, fıkra yazarlığı, yayın müdürü olarak çalıştı. 10 Nisan 1988'de İstanbul'da öldü. Ali Fethi Okyar 29 Nisan 1880'de bugün Kuzey Makedonya sınırları içerisinde kalan Prilep'te doğdu. 1897'de Rüşdiye ve Manastır Askeri Lisesi'ndeki tahsilini de burada bitirdi. 1898'de İstanbul'da bulunan Mektebi Harbiye'ye girdi. Kendisi Hacı Davud gemisiyle Manastır'dan İstanbul'a gelen, içlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu 17 öğrenci arasında yer aldı. Milletvekili, büyükelçi ve başbakan görevlerinde bulundu. 1923'te Atatürk'ten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanlığını yürüttü. 12 Ağustos 1930'da Ali Fethi Okyar liderliğinde Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. 7 Mayıs 1943 tarihinde öldü. Mustafa Kemal Atatürk, Kuzey Makedonya ile irtibatlı olan en önemli şahsımız da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'ün baba tarafından ataları günümüz Kuzey Makedonya Debre şehrine bağlı olan Kocacık köyündendirler. 1881'de Selanik'te dünyaya gelmiş olan Atatürk, 1896 ve 1899 yılları arasında Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrindeki Manastır Askeri İdadesi'nde okudu. Birçok askeri meziyetleri sonrasında milli mücadelenin başlangıcı olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Zorlu mücadelenin sonrasında Mareşal, Gazi ünvanları ile rütbelerini aldı ve 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ilanı ile ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu.